Yani bahsettiğiniz açıklama ne siyasi nezaketsizlik. Zaten siz tanımladınız. Ciddiye de almıyorum. Korkak Ahmet dediği Davutoğlu'ndan Ümit Özdağ bomba yanıt, tedavi görmesi gereken biri. Gereken birisi olarak açıkçası psikolojik dengesini doğru görmedim bir olarak değerlendim. Cevap vermeye bile değer bulmuyorum. İstanbul saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'ndeki açıklamaları ile konuşulan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ahmet Davutoğlu'na artık konuş diyerek hedef almıştı. Ümit Özdağ Davutoğlu için Serok Ahmet değil Korkak Ahmet'sin sen, Türkiye'nin başına Cumhuriyet tarihi boyunca en büyük belayı açtın demişti. Ümit Özdağ'ın Korkak Ahmet sözleriyle Halk TV'de yanıt veren Ahmet Davutoğlu, ciddiye de almıyorum, bir akademisyen olarak değil tedavi görmesi gereken birisi olarak, psikolojik dengesini doğru görmediğim biri olarak değerlendiriyorum, cevap vermeye değer bulmuyorum ifadelerini kullandı. Ümit Özdağ'ın muhalefet yapmadığını öne süren Ahmet Davutoğlu, onu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışmakla itham etti. Yani bahsettiğiniz açıklama ne siyasi nezaketsizlik. Zaten siz tanımladınız. Ciddiye de almıyorum. Baktığımda da bir akademisyen olarak değil, tedavi görmesi gereken birisi olarak açıkçası psikolojik dengesini doğru görmedim bir olarak değerlendim. Cevap vermeye bile değer bulmuyorum. Ama vatandaşlarımızda bir şey ilgili bir soru varsa hani şu kanaat, şu o siz sorabilirsiniz. Ümit Özdağ'ı bir kenara koyalım. İşte bu sizin gazetecilik tecrübenizi yansıtıyor Özlem Hanım. Matematikte bir şey vardır bilirsiniz değil mi? İki eksi yan yana geldi mi artı yapar. Yani eksiyle eksiyi çarparsan artı yapar. Eğer muhalefete muhalefet ediyorsa biri iktidara çalışıyor demektir. İktidar lehine çalışıyor demektir. Şimdi dönüp Ümit Özdağ ve herhangi birisi ona cevap mahiyetinde söylemiyorum. İstiklal Caddesi'ne gidip var olan iktidarı değil, bu saldırıda orada kamu düzeni sağlamakla sorumlu olan bakanı, efendim iktidar sahiplendirip değil de 6 yıl önce görevden ayrılmış ve 6 yıldır süren bu çeteleşme, mafyalaşmaya karşı çetin mücadele vermiş ve onun döneminde bunların yaşanmadığı bir başbakana dönüp soru soruyorsa burada hedefi açıktır. İktidara yaranma hedefidir. İktidarın hesabına çalışmadır. Bugün Türkiye'de ve Sayın Erdoğan bunu çok başarıyla yapabiliyor. Ama bazen de gerekli cevabı alabiliyor bugün Sayın Erdoğan. Sayın Akşener'i açıkça daha önce ağır hakaretler yaptığı, saldırıya uğradığı zaman neredeyse bir daha tehdit ettiği Sayın Akşener'e açık bir şekilde gel bizimle beraber ol dedi. Sayın Akşener de tabii gereken cevabı verdi. Ben kendisinden beklenen cevabı vermesi dolayısıyla Sayın Akşener'i